Oh, nihayet. Havasızlıktan kurtuldum en azından Nana. Ay, Hakan seni fark edecek diye ödüm koptu. Aşağı inmem gerekiyor Kulina. Ben de oyuncaklar dünyasını nasıl kurtarabilirim onu düşünün bari Nana. İyi olur. Sanırım çok az zamanımız kaldı. Nana. Hı. Her ne olursa olsun sen benim için hep çok özelsin. Biliyorsun değil mi? Benim sevgili perim, Yüce Kulina. Sen de her zaman benim annem gibi oldun. Sen de benim için çok özel ve çok önemlisin. Ah! Ah! Ay, yapma Nana, düşüyorum. Ah! Ay, pardon. Az daha düşürecektin beni. Pardon. Burası da çok yüksekmiş ya düşersem. Nasıl gidiyor? Fena değil. Ama daha 4-5 saatlik işim var. Sabah nasıl işe gideceksin? Beni düşünmesen bir müddet böyle olacak. Ne yapalım? Çok uykum geldi. Seninle kalmak isterdim ama gözüm açılmıyorum. Senin hiç 12'den sonra yattığını görmedim ki. Hakan, ne yapayım? Uykusuzluğa dayanamıyorum. Tamam kül kedisi. Büyü bozulmadan yat bakalım. Ha Nana. Az kalsın geç kalıyordum. Bez bebek olmak üzereyim. Bir de evlenmeyi düşünüyorsun deli kız. Hı? Ay Nana. Bu kadar yüksekten bakmaktan midem bulandı. Beni aşağı indirsene. Atla. Atlıyorum Nana. Aa, seni nereye koysam acaba? Böyle parmak kadar boyla da çok çirkin göründüğüme eminim. Artık uyku da tutmaz beni. Üf. Kulina? Kulina neredesin? Kulina nereye gittin? Nerede bu ya? Kulina. 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 Ya. Kulina. Nerede bu ya? Nana ne yapıyorsun? Kulina. Kulina'yı arıyorum. Çantamın içinde mi arıyorsun? Of, sormayın. Sulina onu küçültmüş. Hani sen de bir kere parmak çocuk gibi olmuştun. Öyle mi yapmış? Maalesef evet. Kalkın bana yardım edin de onu bulalım. Hadi. Kulina. Kulina nereye girdin? Of, Kulina. Neredesin? Kulina. Nerede bu ya? Kulina neredesin? Kulina. Yok, nerede Kulina bu ya? Kulina. Kulina. Neden onu doğru düzgün bir yere koymadım? Ah! Hayır! Ses de ne? Hayır! Kulina. Ne işin var burada? Ne yapayım? Beni bıraktığı yer hiç rahat değildi. Uyuyamadım. Ben de orada uyuyayım dedim. Ne var ayol? Ne saklıyorsun sen arkanda? Merhaba. Üstüme iyilik sağlık. Bu da ne? Sulina onu bu hale getirmiş. Maazallah. Ezilir bir çare. Ortalıkta unutmayın. Makbuş, sen iyi misin? Mükerrer midir nedir? O kadının ilaçları olmayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Hı-hı. Bak saat kaç oldu daha gelmedi. Sana bir şey dedi mi? Yok. Hadi çocuklar hadi yüzünüzü yıkayalım. Hadi Yağmur. Hadi, hadi koş. Kulina. Ha? Oyuncaklar dünyasının durumuyla ilgili bir çözüm bulabildin mi? Ne yazık ki hayır. Ama merak etme. Sulina durumun ciddiyetini anlayınca mutlaka bir şeyler yapacaktır.
Sonuçta oyuncaklar dünyasının yok olması onun da yok olması demektir. Of, çok havasız burası. Çok tamam. Sıkıştım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Şimdi daha iyisin değil mi Makbul Sultan? Allah'a şükür oğlum. Sakın kıpırdama, tamam mı? Aa Yağmur. Bu yumurta yenecek ona göre. Beyazını yamasam. Bu seferlik tamam olsun. Ay süt taştı, pardon. Aa, hay Allah. Hadi yesene oğlum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Aa, hadi. Geliyor. Ben ne yapacağım? Hadi bakalım çocuklar. Biraz hadi. Çabuk olun. Hadi hadi. Mahvoldum ben ya. Bittim. Yarışma başlayacak. O şoker midir, tanker midir, nedir, ortalarda yok. Herkesin de derdi başka. Hadi çocuklar. Ne yapacağım ben şimdi ya? İyi işler. Gerçekten de herkesin derdi başka. Kulina. Kulina. Yok işte kızım, yok. Yok. Ay, ya kaybolduysa ya... ne yaparız? Çok mu değerli bu yüzük? Şey, benim için manevi bir değeri var da. Halası vermiş. Ya. İsterseniz ben de bir arayayım. Bu konularda çok şanslıyımdır. Kayıp şeyleri hemen bulurum. Nerede düşürmüş olabileceğini hatırlıyor musun? Ya şuralarda bir yerde ama her yere gitmiş olabilir. Nasıl yani? Hareket mi ediyor bu yüzük? Çılgınsın lan ayağın. Mutfağa baktınız mı? Belki de orada düşürdün. Ay, ister misin Kulina'yı bulsun? Ay bulsun da bir açıklama yaparız nasılsa. Doğru. Ah, şimdiye kadar kimlere neleri inandırdık. Ay ne yapacağız şimdi? Ay. Ay. Şoker, sana inanamıyorum. Kulina'ya çok kızmıştım. Bu kadarını ben bile yapmazdım. Sen ne biçim bir mahluksun? Oyuncaklar dünyasının sonunu getirecek bir şeyi nasıl yaparsın? Bana bağırma Sülina ya. Çok tırsıyorum ben. Bu kadar ciddi sonuçlar olacağını bilseydim yapar mıydım ha? Şimdi bunu tartışmak faydasız. Ne yapacağımızı düşünelim. Bir an önce burayı eski haline getirelim. Ay, buradan evet, dağılan evet. Enerjinin çocuklara ulaşmasını sağlamalıyız. Hadi o zaman. Ne lazımsa söyle, hemen yapayım. Bu sadece senin gücünle olabilecek bir şey değil. Bunun için birlik olmalıyız. Hadi hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. 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 Hadi arkadaşlar, hadi. Neden düzelmiyor? Oyuncaklar Dünyası tarihi kitabında okuduğuma göre burayı alt üst etmenin çok kolay ama eski haline getirmenin çok zor olduğu yazıyordu. Yandık desene. En iyisi bu konuyu konseye danışalım. Of Joker, of. Öyle bakmayın. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Çok tırsıyorum. Şu hale bak. Şoker, bunu bize nasıl yapabildin? Bu senin de sonun olacak. Of, nerede kaldı şu bilgin? Yüce konsey, bakalım bu işe bir çare bulabilecek mi?
Enerji odasının düzelmesi için yapılacak bir şey var mıymış? Çabuk söyle. Evet ama çok zor. Neredeyse imkansız bir şey. Söylesene ne dediler? Dünyalı bir çocuğun kırmızı ormandan obüs kobüs ağacının içindeki çiçekleri toplaması ve bu çiçeklerin tozlarıyla bir iksir hazırlaması gerekiyormuş. Ay. Onun sevgiyle hazırladığı bu iksir enerji odasını eski haline getirebilirmiş. Çünkü biliyorsunuz ki biz oyuncaklar çocukların sevgisiyle var oluyoruz. Bu çok İyi zor. De hangi dünyalı çocuk böyle tehlikeye atılmayı kabul eder? Tabii ki Nana'yla yaşayan çocuklar. Yağmur'la Emre. Hem buraya yabancı değiller hem de Nana'nın sırrını biliyorlar. Saçmalama Şoker. Bu çok ama çok tehlikeli. Hem buraya gelmeleri için onları nasıl ikna edebiliriz ki? Çocukları ikna etsek de Nana buna asla izin vermez, tamam mı? Bu işi başımıza sen açtın. Sen temizleyeceksin. Ne yapıp edip o çocukları buraya getirip bize yardım etmeleri için onları ikna edeceksin. Evet, tamam. Evet. Hale bak, göz göre göre oyuncaklar dünyası yok oluyor. Hadi Sülida, vakit kaybetmeyelim. Bir an önce Nana'yla konuşalım. Ben onun çocukları tehlikeye atacak bir şey yapacağını zannetmiyorum. Kabul etmek zorunda. Ne de olsa o da buraya ait. Ne olur Sülida, hemen bir şeyler yapalım. Çok tırsıyorum. Neredeyse iksirin tamamını içtim. Niye gidemiyorum dünyaya ya? Ne yapıyorsun burada Şoker? Ne yapacağım? Oyuncaklar dünyasını kurtarmak için Nana'dan yardım istemeye dünyaya gidiyorum. Daha doğrusu gidemiyorum. Bu iksir hiçbir işe yaramıyor. Ne olursun Luna, sen benden daha güçlüsün, bana yardım et. Kulla'nın manevi kızı olan o sersem oyuncaktan yardım istemek çok ağrıma gidiyor. Benim de. Ama başka şansımız yok ki Luna. Bunu bilmek beni daha da sinirlendiriyor. Ha, doğru söylüyorsun. Ay içim dışıma çıktı ayol, şimdi kusacağım. Ah. Ah. Oh. Şu işe bak, hepsi fatura. Hepsi kredi kartı ekstresi. Böyle sıkışık zamanlarda hepsi üst üste gelir zaten. Oh. Bakalım ne yapacağız? Merhabalar, nasıl gidiyor Hakan Bey? Ne o, hesap kitap işi mi? Evet. Eğer acil ihtiyacın varsa... Binali Bey, şu cebinize davranma oyunuzdan ne zaman vazgeçeceksiniz acaba? Yahu kardeşim, ben seni anlamadım gitti. İyilik de yaramıyor size ha. Hakan, kusura kalma, geldiğini duymamışım. Bir emre var mı? Gelirken gözüme takıldı. Şu kapkaplarımı git boyat da gel bakayım hadi. Bakayım. Baş üstüne ağam. Ah. Akşam da eve gidemedik. Amma ayaklarım şişmiş ha. Maşallah mis kamber gibi kokuyor ya. Bakayım oh. Ay ay. Ay bu ayaklar ne ayol? İğrenç. Hayatım ne yapıyorsun anlamadım ki. Uçağı kaçıracağım ama. Sesini çıkarma Volkan ya. Bunu yapmak zorundayım. Bak yoksa içime sinmeyecek. Merve iyi misin sen? Afrika'da seni kendilerinden biri gibi görürlerse bir şey yapamazlar canımın içi. Dinle sen karını kuzu. Bak vallahi içim rahat etmiyor. Böyle sen ikide bir kafanı kıpırdatma ama. Ya geç kaldın Merve. Dur aynaya bak. Aynı Afrikalılara benzemişsin değil mi? Ah şimdi içim rahat etti, inanır mısın? Merve sen gerçekten keçileri kaçırmışsın. Nereye? Tabii ki yüzümü yıkamaya. Önümü kemir. Orada bir emek var. Ne bakıyorsun? Ne görüyorsun be? Zenciler de insan. Buraya gel.
Buyurun bacım. Ay bacım demesene bana ya. Simge Hanım diyeceksin. Kaç kere söyleyeceğim, öğrenemedin gitti. Tamam tamam. Çıkabilirsin. Şu hale bak. Binali Bey'e yaranmak için nelere katlanmak zorundayım. Ama onunla aramı çok iyi tutmalıyım. Hem bu mali krizde bana destek olur, hem de şirkette söz sahibi olurum. Ufak da olsa şirketten hisse koparabilirsem, Hakan'dan intikamı rahatlıkla alabilirim. Ay, ne kadar feci kıyafetler ya! Ay, bunları nasıl giyiyorlar? Ay, bıkamayacağım. Ay, ay. Ay, şimdi düşüp bayılacağım. Bir de ayaklarını oynatıyor. Merak etme delikanlı. Yakında çok büyük bir iş alacağız. Öyle mi? Bizim hemşerilerden birinin İstanbul'da çok değerli bir arsası var. Çok büyük ve merkezde. Oraya bir alışveriş merkezi yapmaya ikna ettik mi? Siz ciddi misiniz? Yalnız bu işi almamız o kadar kolay değil. Adamla aramızda ta seneler öncesine dayanan bir husumet var. İyi ama öyleyse adamı nasıl ikna edeceğiz? Ay çek ayaklarını be adam! Ay, ay benim gibi bir başberinin sonu bu iğrenç ayak kokusu yüzünden olacak. Ay dayanamıyorum. Orası da senin maharetine kalıyor artık ciğerim. Ben onun buraya gelmesi için elimden geleni yaptım. Artık top sende. Adam. Ha. Başında durdum adam. Kapkapların ayna gibi oldu ha. Kendini görmezsen yüzüme tükür. Hadi oradan. Nerede bu kadın? Her yere battı kayıyor. Yok işte, yok, yok. Ya en son şurada sehpaya koymuştun. Kat kadar kadın nereye gider ayol? Nereye gider? Hayır, benim de başıma geldiği için biliyorum. Hayır, ben... Ay çok sinir bir durum ya. Ben kesinlikle buralarda bir yere sıkışıp kaldı ama biz göremiyoruz. Ay aman Allah'ım, süpürge. Kızım, ortalığı süpürmek sana mı kaldı? Neden bu kadar tepki verdiğinizi anlamadım. Her gün buradayım ya, bir faydam olsun istedim. Aman bana ne? Ben de iş yapayım diye ölmüyordum zaten. Eyvahlar olsun. Korktuğumuz başımıza mı geldi? Bilmiyorum, mahvolduk makbuş. Şericim ne olur yanlış anlama. Benim bir yüzüm kayboldu da ona bakıyorum. Ay ay ay, bakamıyorum, orada mı? Yok. Ah şükür Rabbime, çok şükür. Alo. Beni dinleyin, ben Kolina. Alo. Alo. Anlaşılmıyor ne dediğiniz? Nana, beni dinle. Hakan'ın şirketindeyim Nana. Ya, alo. Ne diyorsun Berkrut? Nana, Kolina ben. Nana. Aa, deli mi ne? Kolina. Nana, gel kurtar beni buradan. Bana bak terbiyesiz, git başkasını işte. Ne oluyor, kimdi o? Münasebetsizin teki. Telefonu açmış, inleyip sızlıyor incecik bir sesle. Ah. Ay kapattı. Ah. Ay kapattı. Ay ben ne yapacağım şimdi? Ay bayılacağım. Ay hiç gücümde kalmadı. Ah. Telefon açık kalmış. Anneciğim fare! Fare! İmdat! Fare var, koşun yardım edin! İmdat! Fareymiş, sensin fare! İmdat! Ne oldu Boncuk Hanım? Fare var, fare var! Şu tarafa gitti galiba. Canım böyle temiz modern bir yazıhanede farenin ne işi vardır Boncuk Hanım? Korkmayın, gelin şöyle. Ay gelemem ben vallahi. Gözümle gördüm, oradaydı. Gelemem, inemem ben aşağı. Ya tamam, yok, ciğerim, yok. Çiçeğim. Ne gerekiyorsa yaparık. Selma!
Ay Sürmen, beni düşürdün, şu duruma bak. Ay. Gel korkma. Buyur ağam. Buralarda bir fare varmış. Onu tutacaksın çabuk. Fare? Evet. Evet fare. Hani var ya şöyle kuyruklu bir hayvan. Ya ilahi ağam. Ay. Tamam anladım da. Burada ne arıyormuş onu anlamadım biliyorsun mu? Onu da artık tutunca kendisine sorarsın bir zahmet. Sormam mı? Ağa iş arıyor olmasın? Ne kadar kalabalık oldu burası. Nereye saklansam? Bana fenalık geldi. Dünyada burada duramam gel ben. Gel Boncuk Hanım. Ben seni teslim edeyim. Ay Edil lütfen. Fahre. Buyurun. Fahre. Ay. Beni duyuyorsun mu? Eğer teslim olursan sana söz veriyorum. Hakiki Antakya peyniri vereceğim sana. Ha? Selman, bunlar da ne? Ödümü patlattım biliyorsun mu ağam? Burada fare varmış. Fare mi? Ne faresi? Simge bacı söyledi ya. Binali ağam da fareleri yakalamamı istedi. Yapma ya Selman, farenin ne işi var burada? Vallahi orasını bilmiyorum ağam biliyorsun mu? Artık geldiği vakit fareni kendisine bizzat soracağım biliyorsun mu? Ay Selman ay. Ay nana hadi kurtar beni şu iğrenç yerden. Burası çok tehlikeli olmaya başladı.